Yeni bir videodan herkese merhaba. Uzun zamandır YouTube'a video koymuyordum, galiba 3 haftadır. Biraz genel olarak sosyal medya detoksu gibi bir şey yaptım. Ama artık hayatımız çok hareketleniyor çünkü neden? Yaz geliyor. Kıbrıs'a gidiyoruz arkadaşlar her zamanki gibi. Çünkü Londra'nın yazı iğrenç ve rezalet ve hiçbir aksiyon yok ve buradaki insanlar partilemeyi de bilmiyor. Evet, günlük Londra'ya dönme seansımızı yaptıysak green juice'umuzu içip biraz catch up yapalım. Normalde 19'unda Kıbrıs'a gitmem gerekiyordu ama ticket'ımı erken çektim ve pazartesi gidiyorum. Bugün günlerden salı. Tam olarak 6 gün gibi bir şeyim kaldı. Ama ben biraz psikopat olduğum için büyük ihtimal bugün pack yapmaya başlarım. Ve 20 kiloya sığmayacağımı düşünüyorum net bir şekilde. Bu arada az önce kalktım ve şu an gerçekten bir zombi gibi gözüküyorum. Ve Kıbrıs'a gitmemin esas sebebi Berra mezuniyeti. Evet, küçük kuşumuz mezun oluyor. O da büyüyor. O büyüyor, ben ne yapıyorum burada? Böyle nurturing, peaceful bir yaz istiyorum deyip de hafta club'dan bağlanabilirim ama gerçekten böyle şu anki mindset'im deniz kenarında şarabımı içeyim, güzel sohbetler edeyim sevdiğim insanlarla ve arkadaşlarımla. Geçen sene ve 3 sene önceki party girl eramda değilim şu an. Umarım tekrar girmem. Zaten 2 sene önce tam bir ceset eramdaydım yazımda. O yüzden evet. Bu sene bilmiyorum, çok pozitif hissettiğim bir yaz olacak. Tamam, bugünün planını söylüyorum. Burada bir park var. Çok güzel bir kafe keşfetmiştim. Geçen videoda da gösterdiğim kafe sanırım. O kafeden kahve alacağım. Biraz yürüyeceğim. Hava çok kötü. Gerçekten gibi. Biraz yürüdükten sonra eve geleceğim. Ve belki yavaş yavaş pack yapmaya başlarım. Çünkü zaten buranın havasına uymayan bir sürü şeyim var. Kıbrıs'a götürmek istediğim. Ve orada giymeyi düşündüğüm. Ondan sonra biraz evdeyiz bugün. Öğleden sonra da Kaşiş'le birlikte Soho House'a gideceğiz drink içmeye. O da zor dönemlerden geçiyor. O yüzden kendimize alkol vereceğiz bugün. Bu arada böyle bir marka var Londra'da yaşayan arkadaşlar varsa. It is very nice, very nice. Ben bayağı order yapıyorum bunlardan. Evet, çıkış yaptık ve o kadar soğuktu ki hava. Ceket de almak zorunda kaldım. Çok tatlı bir kafe keşfettim. Kıbrıs'a gitmem, bir hafta kala burayı bulmam çok üzdü. Yeni açılmış gerçi. Cookie de verdiler. Çok güzel sohbet ettik. Çok tatlıydılar. Hello! Eve geldik ve geldik dedim ben ve karakterlerim. Eve gelirken bir de Sainsbury's'den geçtim. Elma aldım. Normalde hiç elma yiyen bir insan değilim ama canım çekti. Akşamki drinks look'um bu. Şimdi Chinatown'da Bun House. I will be back. Okay. Chinatown'da Bun House'dayız. Bu arada bayağı içki içtik. Ve I'm gonna make Kashish try this custard bun with which egg, has an yolk. Egg yolk. It's really runny, so it's so good, Kashish. Really? I'm so scared to have it. Just finish it. Just finish. No, please take a bite. Close it. Take a bite. You don't like it? Really? Şimdi de buraya geldik. Yes, this is food porn. Look at it jiggle. Okay, try it. Out of 10. 10. It's so filmy, right? It's so good. Right? Yeah. Out of 10? 11. Yeah. Yerin adı bu. Londra'ya gelen herkes buraya gelsin. Çünkü mükemmel. Bugün Daremka bizi çiçekleriyle leşelendirdiği özel bir sürpriz yapmış. Teşekkür ediyoruz.
tatil sildirmeye gidiyoruz. Bakalım ne olacak. Bakalım. Update. Dün video izledim. 5-6 tane evet. Oh my god. Exciting o zaman. Çok su iç derdi öncesinde. İç o zaman. Ben de lavaboya gireyim ve çıkalım. Yavaş yavaş. Önce kofiyi alırız hocam orada. Yes, alırız. Gidelim bence. Orada da sizin derdi gibi gözüküyor coffee shop'lar. Benim bir şeyler var evet. Kebapçı gördüm. Tam bıçaklanma sokakları. Değil mi böyle? Ya da yolun üstünde bir yerde duralım. Da ters yöne gitmemiş. Yanlış trene bindik. Evet. Şimdi geri dönüyoruz. Evet. İlk 3 durak mı? 3 durak. 3 durak. 3 durak. 1-2-3 aynen 3 durak geri gidip öbür trene binip doğru destination'a gidiyoruz. Aynen, ve insanlara çok dik dik baktığım için biraz buradaki herkes sevemiyoruz. Evet. Allah'ın unuttuğu neresi varsa biz buradayız şu an. Don't say that. Zaram ya senin için yaptıklarımız. Yemin ederim limuzin de buraya gelmemiz lazımdı ama babam dedi ki simple life alışman lazım. Abartıyorum arkadaşlar, otobüse biniyorum. Bana şeyi hatırlattı, Ibiza'daki küçük butik otelleri. Tropical, evet. Bu butik otel. Royal Mail'ın merkezine gelmişiz. Benim bir tane ayakkabım vardı, daha getirmediler. Bir iki göz kırpayım, flörtü diyeyim Royal Mail'le. Senin ayakkabın. Aşkım ayakkabımı getir bana. Yemin ederim. Anxiety attack geçirmemiş şu kadar kaldı. Önce arkadaşımız İngiltere'de yaşadı ve Greggs denemedi. Hiç böyle hani British bir şey dene kaçırdı. Güzel mi? Şey yani nasıl diyeyim? Pret gibi. Yok Pret gibi değil. Pret bunun yanında baya fancy galiba. Soho House gibi. Nesi güzel? Takipçilerime söyle bakayım. Steakleri var. Böyle steak bag ve chicken bag. Onlar fena değil. Çok düşün. Buradan giderken ben bir şey bağımlısı olurmuşum. Greggs. Peanut butter falan da var darım. Çok çok tatlı. Oh my god. Gerçekten. Alayım mı sen anneciğim? Çok güzel. Artı yaptı bize. Kahvelerimizin üstüne teşekkür ediyoruz. Keşke. Bize cookie aldık. Bundan sonra Yasmin'le Liverpool Street'te buluşacağız ve Shoreditch House'a geçeceğiz ama büyük ihtimal oralarda çekmem çünkü video yapacaklarım. What was I gonna say? Dün akşam 4 tane içki içtim dedim Barem'e, which isn't that much dedim ve hayatımın şokunu yaşadı. Ama beni tanıyor o yüzden sonra... Hey, içimlerim nasıl bir My name is Şafak Hemen. Katını son bir kez göstermek ister misin? Silinmeden. Bence gitmeyecek bir kere de. Ama son yani full halini. Okay, gösterelim. Goodbye my tattoo. Bakalım. Ben memnunum bebeklerimle. Bu zaten gözükmüyor bile. Ben de tattoodan memnunum. Facebook biraz salaklıyor ama neydi? This is the mekan, you know. Girmemiz biraz zor oldu. Mm-hmm. Ama yani burada snacklarımız var. Anahtarlık da var sanırım. Ama ben onunla ilgileniyorum şahsen. Az önce dedikodu yaptık gayet güzel. Ağlamak istedim dedim ve sonra hemen kamerayı açtım. Az önceki Connor sesinin ortasında adam içeriye girdi. İnce olsun. Anneanne nasılsın?
Onları gördün mü? Hiç canım. Adama sordum bu arada, dövme yapmıyormuş. Ben dövme istiyordum. Removal'dan çıktık. Evet. 3 saniye sürdü. Gözümü evet. Açıp kapadım. Sonunda bildiğimiz sokaklara geri geldik. Şimdik İtalya'dayız ve... Ne oldu? Açlıktan ölüyorduk. O yüzden şimdi pizza aldım. Barem de tam çalıyor. Ve Yasmin'i beklerken biraz bir şeyler yiyeceğiz. Soho House'dan çıktık. Yasmin'e de geldi ve... Böyle böyle bir sürü fotoğraf çekildik orada. Ve bugün neyin maçı var? West Ham. West Ham'ın maçı var ve şöyle bir durum var Londra'da. Şöyle bir durum var. Şöyle. Evet. Böyle bayraklı bayraklı geziyor insanlar. Uğulduyorlar arada bir. Aha böyle. Günaydın. Bugün günlerden perşembe ve çok yoğun bir gün planlı şu an. Yavaş yavaş pak yapmaya başlayacağım. Çünkü bugün ve yarın ve cumartesi biraz yoğunum. Bir tek pazarım kalıyor ve pazar son güne bırakmak istemiyorum. Zaten çok şeyim var. Saat 3 gibi Sarah diye bir kızla tanıştım. Onunla kahve içmeye gideceğim. Ondan sonra da Ebru ablamla buluşacağım. Evet, yani bayağı busy ve social bir gün bizi bekliyor. Çıkıyoruz. Böyle bir outfit giydim. Önce Berra'nın birkaç eşyasını almam lazım. Eşyasını dediğim siparişlerin çünkü bitmiyor hanımefendi. Skincare'leri lazımmış. Geldim arkadaşımla buluşmaya. Eve geldim ve bir tık tipsiyim. Herkese merhaba arkadaşlar. Merhaba. Dün hiçbir şey çekmedik. Bayağı kaos bir gündü her açıdan. Bugün günlerden cumartesi. Your food is ready. Taremka dün bende kaldı. Şimdi de evin oradaki kafeye geldik ve focaccia yiyoruz. Ev sahibimle falan tanıştım. Böyle intense bir gündü. Eve gidip bavulumu kapatmam lazım tamamen ve ondan sonra canım anneciğime ekstra kilo alması için aramam lazım. Bunlar da tostlarımız ve şu an iki aç kuduz olarak sabahtan beri neredeyse hiçbir şey yemedik ve saat 2. Hala uyanamadım ama kahvaltımla gidiyoruz ve yolculuk başlasın. Bundan sonraki videolarda büyük ihtimalle sesim yok herhalde. Büyük ihtimal Kıbrıs'ta olacağız.